Evet, değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. Sırbistan'dan hepinize kucak dolu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, biliyorum cuma gününden beri bekliyorsunuz, merak ediyorsunuz. Bu adam nereye gidiyor? Sıla yolu Avrupa turu diye başlattık videoyu. Cuma gününden beri yollardayım, biliyorsunuz. Macaristan'da otelde kaldım, Sırbistan'da Niş'te otelde kaldım, Crystal Light otelinde kaldım. İkinci kaldığım otel daha çok hoşuma gitti benim şahsen. Arkadaşlar, bombayı patlatalım, bu çocuk nereye gidiyor? Veya bu adam nereye gidiyor? Çocuk dedim kendi kendime şimdi. Arkadaşlar, Kosova'ya gidiyorum. Kosova. Pristina, Prizren yazılıyor. Pristina Türkçesiymiş, onu da öğrendik. Neden Kosova? Şöyle bir durum oldu. İzah etmek istiyorum size. Zürih'te Credit Suisse Bankası'nda çalışırken benimle beraber çalışan teknisyen, oranın teknisyeni Genç Şarani. Dedim böyle böyle dedim Genç, ben Avrupa turuna çıkmak istiyorum dedim. Yalnız Türkiye'ye kadar gidemeyeceğim dedim. Vakit az dedim ama bir Avrupa turunu yapmak istiyorum dedim. Belki Danimarka, Finland falan giderim dedim. Veyahut da dedim Macaristan, Sırbistan oraları. Ya dedi, Kosova'ya neden gitmiyorsun dedi. Bak dedi, Pristina'ya git dedi. Türkçe'de konuşuyorlar dedi. Türkçe'de anlıyorlar dedi. Anlaşman kolay ve Türkiye'yi çok andırıyor dedi. Cami var dedi. Türk konsolosluğu var dedi. Ve dedi, bizim yaşlarımızdaki insanların çoğu dedi Türkçe bilir dedi. Neden dedi Pristina'ya gitmiyorsun dedim. Ya iyi fikir. Ben bunu inceledim sonra arkadaşlar, tabii ki YouTube'dan filan Pristina'ya baktım. Hoşuma gitti. Dedim kendi kendime gideyim göreyim. Bir de kendi gözümle göreyim. Bu arkadaşım bana dedi filanca yere git dedi. Onlar beni tanıyor dedi. Selam söylersin filan dedi. Filanca otele git dedi. Klasik otel dedi, çok iyi dedi. Bakalım klasik otelde yer varsa orada kalacağım. O oteli de göstereceğiz. Ve bugün kısmet olursa Pristina'da olacağım. Yalnız arkadaşlar, yola bakın. Burası şimdi iyi yol. Biraz evvel beni bir köy içlerinden geçirdi. Aman Allah'ım. Yani sizler de buralara gelecek olursanız dikkat edin, çok çukurlar var. Bazı yerlerde yol gerçekten çok bozuk. Şimdi burası oho süper. Şimdi hep böyle olsaydı şimdiye kadar süper. Bir saatten beri yoldayım. Kaç kilometre oldu aşağı yukarı? Arkadaşlar, hızlı da gidemiyorsun. Köy içlerinde bazen 30 ve radar olabilir diyor, tabeleler var, ona göre gelecek olursanız siz de dikkat edin. Navigasyona verdim, böyle böyle navigasyonu beni buradan götürüyor. Dedim kendi kendime, ya bu yakınlarda otoban yok mu? Şimdi biraz evvel telefondan baktım, yok, otoban yok. Yani giden yol bu yol, Pristina'ya giden yol. Ama bana arkadaşım Genç dedi, Kosova'da dedi var dedi, otoban var dedi. Herhalde Kosova'ya girdikten sonra otoban olması lazım. Artık neden Kosova sınırına kadar otoban yapmamışlar bilmiyorum. Araları iyi değil, ondan da olabilir. Şimdi iş siyasete girecek. Ben siyasetten zaten anlamıyorum. Arkadaşlar, ondan olabilir ama kimsenin suçunu, günahını almayalım. Evet, bu arada maalesef gene hava kapanmaya başladı. Bilmiyorum Almanya, İsviçre, Hollanda, siz kaldığınız yerler, Belçika, Fransa hava durumu nasıl? Ama burada gene kapandı hava, görüyorsunuz. İleride de yağmur yağıyor gibi gözüküyor. Bakalım, sağ salim gelelim Pristina'ya. Pristina'dan da tabii ki çekim yapacağım. Pristina'yı da göstereceğim size. Arkadaşlar, oteli de çekeceğim size. Sizler de buralara gelirseniz bakın bilginiz olsun. Zannediyorum ki şöyle olacak. Pristina'dan geri döneceğim. Ama daha belli değil. Belki hiç durmadan İsviçre'ye kadar giderim. Bakmam lazım kaç kilometre.
Ama gerçekten 1500-1600 kilometre ise İsviçre'ye kadar hiç kendimi de yormak istemiyorum. Yani yolun orta yerlerinde tekrar bir otelde kalıp dinlenip yavaş yavaş geri dönmek. Neden arkadaşlar? Bir de bu çekimler, yüklemeler, montajlar bunlar da baya baya zaman alıyor. Bayağı zaman alıyor. Onun için hiç aceleye gerek yok diyorum. Ama bakmam lazım kaç kilometre. Nasıl yapıyorlar Kosova'ya gidenler ya? Onlar kalıyor mu, kalmıyor mu? Aslında giderler. Çünkü arkadaşlar biz hiç durmadan Bursa'ya kadar gidiyorduk. Yani ben çok gittim gençliğimde. Şimdi yaş 57 oldu. Strese de gelemiyorum eskisi gibi. Bakın buralarda da böyle yükseltmeler var. Gelirseniz arkadaşlar, geceleyin buraları geçecek olursanız aman dikkat edin, arabanın altını vurursunuz. Bir Almanyalı geçti şimdi. Kosova'dan geliyordur belki de. Nerede kalmıştık? Evet. Duruma bağlı. Ama siz takipte kalın. Dediğim gibi abone olmadıysanız, tabii abone olursanız sevinirim, gurur duyarım. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Kanalımız günden güne büyüyor, ailemiz günden güne büyüyor. Arkadaşlar yorumlarda da tabii bana yazabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi böyle Avrupa turu yapacağım dediğim zaman bazıları anlayış gösterdi. Bazıları anlayış göster. Bazısı dedi ya sen dedi neden dedi öyle yapıyorsun. Yok neden Türkiye'ye uçakla gitmiyorsun. Arkadaşlar zevklerle renkler tartışılmaz ki. Benim canım böyle istemiş. Böyle oldu bu sefer. Ben araba kullanmasını sevdiğim için. Bakın şimdi pazar. Saat 9'a çeyrek var. Ben evimde olup kahve de içebilirdim yani. Keyif de yapabilirdim. Ama bu da benim bir maceralar, böyle bunlar benim hoşuma gittiği için. Ve YouTube kanalım var. Değişiklik oluyor. Sıla yolunu gösterdim size. Dönüşte gene Sıla yolundan döneceğim tabii. Dönüş yolu zannedersem Hırvat olacak. Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, böyle geri döneceğim. Bunlar sizin de kullandığınız yollar. Tekrar gümrüklere bakacağız. Ve arkadaşlar gümrükle dün gördünüz mü? O iki tane short videosu attım. Kısa. Abicim arabaları komple boşaltmışlar ya. Komple. Görmediyseniz bakabilirsiniz short videolarında. 15 saniyelik. İyice boşaltmışlar yani. Tamam, bana boşalt dediği zaman ben de arkadaşlar bir tane çanta var, bir tane de ufacık çanta var. Hepsi o. Yani 5 saniyede arabayı boşaltırım. Yanımda bir şey yok. O zaman da zaten bir sıkıntı olmuyor. Arabanın içine şöyle bakıyor, geç diyor. Arabanın içine şöyle bakıyor, geç diyor. Yok yok, ne boşaltacaksın ki? Arabanın içinde bir şey yok. Evet, bu da işte Sırbistan'dan Kosova'ya giden yol. Yalnız burası şimdi mallebi gibi. Gerçekten çok güzel bu yol. Dediğim gibi biraz evvel beni aman Allah'ım bir köylerin içinden geçirdi navigasyon. Çok bozuktu. Yollar çok bozuktu. Ve şu anda Pristina'ya 170 kilometremiz var. Yani öğlen vakitlerinde orada inşallah sağ salim orada olacağız. Bazı köyler böyle arkadaşlar Türkiye'nin köylerini andırıyor, bazı yerler böyle ev tipleri filan Türkiye'mizi andırıyor, evet. Şansımıza da işte havanın böyle olması, ama tabii bir şey yapamayız, sağlık olsun. Sizler de bu görüntüleri inşallah beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. İnşallah boşu boşuna yapmıyorumdur bu çekimleri. Bana dün çok kişi yazdı, yorum yazdılar. Teşekkürler yorumlar için.
Sen çek biz bakarız abi. İç mühim değil. Sen çek. Elinden geldiği kadar çek. Biz bakarız. Biz seviyoruz. Biz seni seviyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim sevdiğiniz için. Videoları sevdiğiniz, beni sevdiğiniz için. Beni zaten çoktan beri takip edenler nasıl bir insan olduğumu biliyorlar. Şaka yapmasını severim. Espri yapmasını severim. Ama bazen de maalesef işte yanlış anlaşılıyor. Yok şöyle dedin, yok böyle dedin. Her şeyi de yani %100 ciddiye aldıktan sonra ne bileyim olmuyor, bence olmuyor. Ara sıra bir şaka olması lazım yani. Arkadaşlar dün akşam yemek yerken garson da herhalde benim tipimi mi beğendi, beni mi beğendi? Ne Almancası var, ne benim İngilizcem var. El kol hareketle anlaştık. Arkadaşlar o durumda bile yani o an ya, o beni anlamıyor, ben onu anlamıyorum. Çocuğu gene güldürdüm yani. Garson delikanlı bir genç birisiydi. Oğlum sayı gibi yaşlarında. Yani birkaç kere gülmek zorunda kaldı benim yüzümden. Oluyor. Ya işte anlaşmak ve saygılı olmak insan karşısındakine, benim düşüncem bu. Bakın arkadaşlar, Türkiye'yi andırmıyor mu? Türkiye'nin köylerine benzemiyor mu? Benziyor değil mi? İşte bir yazılar mazılar Sırpça. Böyle bu tabelaları koymuşlar. Ya şehir içi 30 mu burada? Yok, yazmıyor. Ben 40'a kadar düşüyorum. 30 mu? 40 mu şehir içi burası? Yazmıyor ki, nereden bileyim? Şimdi burada köy bitti tabelesi var. Ondan sonra 70 yazıyor. Ve 20 metre sonra 60 yazıyor. Dalga geçer gibi. Allah Allah. Evet, yağmur gene hafiften başladı. Özledik zaten yağmuru. Çoktan beri yağmamıştı. Dün bütün gün yağdı. Ya ne çabuk pazar oldu ya. Ben cuma günü yola çıktım. Ne çabuk pazar oldu. Günler çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Yalnız unutmadan söyleyeyim. Otelin kahvesinde iş yoktu. Hiç beğenmedim kahvesini. Dedim otobanda dedim bir... büyük benzin istasyonunda durup bir kahve içerim ama otoban gelmedi ki benzin istasyonu gelsin. Belki Kosova'da gelir. Bakalım, göreceğiz. Evet arkadaşlar, fazla uzatmayacağım videoyu. Bakalım buranın interneti şimdi nasıl olacak? Burada çakallar tavşanlara güle güle diyormuş. Öyle bir yere geldik. İnşallah akşama kadar ben bu videoyu yükleyebilirim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hayırlı pazarlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.